düdüğünü çalıyor ve zorlu 90 dakika başladı. Bizler Haber Medya Grubu olarak Yılport Samsun Spor'a Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçında başarılar diliyoruz. İşaret geliyor. Ceza sahası içerisine doğru orta. Kafayla Abdülkadir karşıladı. Canberk Dilaver şimdi. Bir hızlı hücum olabilir. Okan Dernek İlyas Kubilay Yavuz'a bıraktı. Canberk'in bindirmesi var. İlyas terse. Ramazan Köse Ramazan'a doğru gönderdi. Ramazan Çevik'e. Ramazan'dan bindiren Erkan Reşmen'e. Erkan Bahattin'in koşusu var. Onun önüne doğru ama biraz hızlı. Çok iyi geldik. 6. dakikadayız. Organize gelişen bir Yılport Samsun Spor atağı. Geriden Nuri Terliksiz de oyunu başlattık yine. Erkan Reşmen. Önünde Ramazan Çevik. Erkam'ın bindirmesi de var. Ramazan çekti içeriye doğru, ortasını yaptı. Bahattin ve gol! Bahattin Köse kral atıyor ve Yılport Samsun Spor 8. dakikada 1-0 öne geçiyor değerli izleyenler. Gol Bahattin, asistse Ramazan'dan geliyor. Ender hocam bir anda gelişti atak. Bizde ne olduğunu anlayamadan Ramazan Çevik içeriye doğru kat etti. Arka direkte Bahattin Köse bomboştu. Onu çok iyi topla buluşturdu. Bahattin'in de bu güzel tek vuruşuyla Yılport Samsun Spor Niğde Anadolu Futbol Kulübü önünde erken golle öne geçiyor. Evet, Ramazan gerçekten sağ taraftan iyi geldi. Erkam'ın orada bindirmesi önemliydi. Önünü açtı. İçeriye doğru çekti topu. Arka direkte Bahattin'e gerçekten nefis bir asist yaptı. Orta değil bu, pas gibi. Bahattin de fırsatçılığını konuşturdu. Erken gelmesi golü çok önemliydi. Erken bulduğumuz golle şimdi daha rahat bir karşılaşma Samsunspor'u bekliyor. Okan'dan sıyrıldı Seydi. Berkay şimdi. Bomboş. Çok iyi bir pas. Bir şut Ahmet. Kaleci Ahmet'ten. Müthiş bir kurtarış. Emirhan bir anda kalecimiz Ahmet Altın'la karşı karşıya kaldı ama tekrarını izliyoruz. Dikkat etmek lazım dedik. Bu tarz kontra ataklara dikkat etmek lazım. Çok hızlı çıkıyor Niğde ekibi. Şimdi Caner. Nuri'nin üzerine gitti. Sıyrıldı ondan. Arka direğe doğru orta. Yine çok tehlikeli. İlyas Kubilay Yavuz. Erkan Reşmen'in önüne bıraktı. Bindirmesini de sürdürdü. Topu kazanıyor yeniden İlyas. 3 futbolcumuz ceza sahası içerisinde. Ceza sahası önündeki Oğuz Gürbulak'a bıraktı. Oğuz Gürbulak yerden şutu. Kaleci Ali'nin üzerine gidiyor. Yine organize geldik. Şutu da bulduk. Şutumuz etkili değil. Tabii karşımızda da futbol oynamaya çalışan bir takım olduğu için Canberk iki elini de açtı, top bekliyor ama Bahattin'e doğru gönderilen bir top. Bahattin geriye İlyas'a bıraktı. İlyas Kubilay, baskı var İlyas'a. İsmail'in hareketini faul olarak değerlendirdi Mustafa Murat Oğuz. Dakika 22. Oğuz Gürbulak ortasını gönderiyor. Aytaç'ın kafa vuruşu Ali'nin üzerine gitti. Golle burun buruna geldik yine. Oğuz Gürbulak'ın harika ortası Aytaç Sulu. Atağımız devam ediyor. İlyas Kubilay Yavuz. Abdülkadir içeride bomboş. Şut denedi. Ali'den seken top savunma uzaklaştırıyor. Oğuz Gürbulak kontrolü iyi ama şutu kontrolü kadar iyi olmayınca avuta çıkıyor. Yine etkili, baskılı olduğumuz bir dakika. Oğuz'un kullandığı duran topta Aytaç'ın kafa vuruşu Ali'de kalmıştı. Ardından topu yine kazandık. Bu sefer İlyas şutu çıkardı. İlyas'ın şutu kaleciden sekti. Okan Dernek geldi, kazandı topu. İsmail'le mücadelesi, ayakta kaldı Okan. Yusuf'un üzerine gidiyor. Şimdi yerde. Devam dedi maçın hakemi. Alper. Araya girdi Okan. Bravo Okan. Oğuz Gürbulak. Yanında Ramazan. Ramazan'ın karşısında Ahmet var. Topu çekti içeriye doğru. Şutunu da çıkarıyor. Avuta çıktı. Ramazan Çevik 23 dakikalık bölümün belki de en etkili isimlerinden birisi. Bir hızlı hücum olabilir. Bahattin'e doğru gönderiliyor. Alper'e rağmen Okan'a bıraktı Bahattin topu. Hatanı da sürdürüyor Okan. Çok iyi sıyrıldı rakibinden. Yerde kalıyor Okan Dernek. Devam diyor maçın hakemi. Kazanabilir miyiz diye bakıyorum. Bir anda orada savunmanın hatası. Ramazan. Kaleci Ali de iyi çıktı kalesinden. Tekrarı izliyoruz şimdi. Savunmada bir anlık hata. Geriye doğru Seydi'nin bıraktığı top. Ramazan takibi bırakmadı. Aslında vurmuş da topu. Ali kurtar. Okan'ın da bindirmesi var. Bir ara topu Okan Derneği içeride. Ramazan bomboş, onun önüne doğru yuvarlıyor. Ramazan vurdu. Avut. Çok net bir gol fırsatı Ramazan Çevik. Az önce de Ramazan'la Ali çarpışmıştı. Yine bu iki oyuncu çarpışıyor. İşte sakatlandıkları anı yeniden izleyeceğiz. Ara topu Oğuz Gürbulak'a. Özgen kontrol ediyor. Aradan İlyas Kubilay'a güzel bir top. İlyas Kubilay Yavuz, oradan iyi şutları var. İlyas şutunu çıkarıyor, yandan avut. Oğuz Gürbulak, yerden İlyas Kubilay Yavuz. Erkam'ın bindirmesi var, onun koşu yoluna doğru çok kritik bir müdahale Ahmet'ten, ama Ramazan'da kaldı. Ramazan Çevik'in şutu avuta çıkıyor. Bu arada maçın hakemi kendisine itirazlarını sürdüren Berkay'a 45+4'te sarı kartını gösterdi. Ecali derken karşılaşmanın hakemi Mustafa Murat Oğuz 45 dakikayı bitiriyor. Yılport Samsun Spor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü önünde ilk devreyi 1-0 önde kapattı değerli izleyenler. Önümüzde verdiğimiz golden sonra arada ikinci yarıda başladı, hatırlatalım. Yani ilk 45 dakikada da söyledim sık sık. Mustafa Murat Oğuz çok kolay düdük çalan bir hakem. Bunu da ilk dakikadan hissettirmişti. Burada yine çok kolay bir düdük. Penaltı beklediğimiz pozisyonu yeniden izliyoruz. Abdülkadir yerde kalmıştı burada. Şimdi ters tarafa doğru Abdülkadir'den güzel bir pas. İlyas Kubilay Yavuz yerden vuruyor ve gol! İlyas Kubilay Yavuz atıyor. Yılport Samsun Spor dakikalar 50'yi gösterirken farkı 2'ye çıkarıyor değerli izleyenler. Abdülkadir Özgen topu kontrol eder etmez tersteki İlyas'a çok güzel bıraktı. İlyas Kubilay Yavuz da yerden düzgün bir vuruş ve Yılport Samsun Spor dakikalar 50'yi gösterirken rahatlıyor. İlyas'ın hocam belki de en iyi yaptığı iş uzak direğe yerden sert plaseleri, bu da ona çok iyi bir örnek. Kale arkasından da tekrarını izliyoruz. Başarılı değildi ama seken top yine bizde kalmıştı. Yusuf, kaleci Ali, Abdülkadir Özgen kale boşluğu vurmak istedi, başarılı değil ama dönen top Bahattin'de kaldı. Bahattin vuruyor, avuta çıktı. Çok net bir gol şansı. Sol tarafını görebilse İlyas Kubilay bomboş geliyor. İyi de şut çıkardı. Kendisi de iyi şut çıkardı aslında. Çerçeveyi bulamadı sadece. Tekrarını izliyoruz. Kale arkası açısı daha iyi. Evet, 14 numaralı formasıyla İlyas Kubilay Yavuz kenara geliyor. Dakika 63. Onun yerine kalan bölümlerde Yılmaz Özen'i izleyeceğiz. Bir kontratak olabilir. Bahattin Köse şimdi. Okan da yanında. Arkadan Ramazan Çevik bomboş koşuyla geldi. Bahattin Köse bıraktı Okan'a. Offside bayrağı kalkıyor. İşte offside pozisyonunu da yönetmenim tekrar getirdi ekranlara. Tartışılabilecek bir karardı ama artık yapacak bir şeyimiz yok. Tekte bıraktı. Şimdi Musa Caner Aktaş'a doğru uzun gönderilen bir top. Aman diyelim. Kalemiz boştu. Ahmet Altın geriye döndü. Berkay. Karşılıyoruz topu. Yılmaz'la. Ahmet'in orada gereksiz çıkışı bence. Evet. Nuri'nin de pozisyonunu bozdu. Neyse ki kötü bir durum oluşmadı. Çok golleri paslaşarak kullandık. Ceza sahası içerisine doğru gönderilen bir top. Kafa vuruşu Nuri'den. Niğde'de ise 7 numaralı formasıyla Deniz Durak oyuna giren isim olacak. Onun yerine ise 23 numaralı formasıyla Selçuk kenara. Bu arada Samet Asatekin'e güzel bir pas. Samet Asatekin rakibini aldı karşısına. İkinci rakibi geldi. Biraz pozisyonunu kaybetti ama tehlikemiz geçmiş değil. Abdülkadir Özgen arka direğe doğru ortası. Enis'ten sekti. En sonunda Canberk'e çarptı. Taça çıkıyor. Çok iyi bir pozisyon. Çok net bir pozisyon ama gereksiz rahat oynuyoruz. Yani çok aşırı rahat oynuyoruz. Çok gereksiz rahat hareket ediyoruz. Daha ciddi. 0-0'mış gibi oynasa Samsun Sporlu ileri uç elemanları daha farklı bir galibiyet elde edecekler. Yani çok net fırsatlar yakaladık. İşte 2-0'ın verdiği rahatlık. İnegöl Manisa Spor maçı 5-1 bitti. Sayın seyirciler, bunu hatırlatalım. ...90. dakikaya girdik artık. Normal sürede son dakikadayız. Faulü belirliyor, tespit ediyor Mustafa Murat Oğuz. Orada Caner Fatih'le bir verkaça girmişti. Ardından da yerde kalmıştı Caner. 4 dakika uzayacak karşılaşma. İlk yarıda da 4 dakika uzamıştı. İkinci yarıda da 4 dakikalık bir uzatma var. Yılport Samsun Spor 2-0 önde giriyor uzatma bölümlerine. Musa Caner Aktaş topun gerisinde. Sanki vuracakmış gibi duruyor. Yaklaşık 27-28. 90+4'ün son anlarındayız. Bir üçüncü gol arayışı. Tehlikeli bir yerden. Duran top kazanacağız. Onur Eriş yerde kalmıştı. Belki de bu duran topun ardından 90 dakika bitecek. Yılport Samsun Spor 28. hafta mücadelesinde sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında oldukça rahat bir galibiyet alıyor. Skor 2-0 ama daha farklı da olabilirdi derken maçın hakemi Mustafa Murat Oğuz 90 dakikayı bitirdi. Yılport Samsun Spor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ediyor.